Evet, bugün 9 Mayıs mı? Haziran. Ne Mayıs 9 ya? Haziran 2018. Evet, hoş geldin İlker. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler, merhaba. Hoş geldin Niyazi. Hoş geldin Ömür. Hoş geldin Mustafa. Bugün uzun zamandır, bir ay falan ara verdiğimiz FDP hikayeyle kaldığı yerden devam edeceğiz. Biraz oyuncu kadrosu şu an değişik. Ümit ilk defa tecrübe edecek. İlker zaten daha önceden oynamıştı. Küçük bir oyun oynamıştı. Karayel bunun or karakterinin kafayı uçurmuştu. Çok efsane gibi böyle. Beşinci dakikada ölen karakterlerden birisi. Ölmeyi seviyorum. Evet, bakalım bu oyunda kaçıncı dakikada ölecek. Niyazi de yeni iki tane karakterle başlayacak bugün. Karakterlerimizi tanıyalım. İlker, yani senden başlayalım. Bir karakter özelliklerini söyle bakalım. Birisi Kelar. Kertenkele adam. Evet, suikastçı. Lizard ya da Dragonborn diye geçiyor diğerinde. İkisi de farklı ama bunlar öyle. Evet, suikastçı olarak. Suikastçı. Peki, diğer ırkını? Diğer ırkımız orman elfi. Bu da okçu. Okçu, güzel. Mümkün mü? İlker seni öğrenelim. Buçuk, buçuk. Buçuk, buçuk lider, buçuk. Buçuk lider. Sen öğrenelim. Barbar. Satir Satir barbar. barbar. Ha, evet. Satir barbar. Tamam. Mustafa senin karakterini Seri var bir tane. Denzel. Denzel. Merfolk diye Aynen. geçiyor. Bir tane de Kedem vardı. Kedam, Kajit ya da Catfolk diye geçiyor diğer şeylerde. Şimdi soruma güzel cevap verin öncelikle. Oyunun bu gidişatını belirleyecek. Bundan sonra oyuna başlayacağız çünkü. Hala başlamadık. Sana soracağım, hepinize soracağım. Hayattaki amacınız ne? Şu an burada bulunduğunuz yer hafif böyle Suriyeli mültecilerin alındığı gökyüzünde uçan bir adadasınız. Buraya Mülteciler. nasıl geldin? Büyük ihtimal ticaretle ya da gezmeyle geldin. Peki amacın ne? Annen baban var mı? Hani bunlara hızlı cevap verirsek güzel olur. Daha uzun uzun araştırabilirdik. Yani hikayemizi oluşturmamı Evet, istiyorsun ama. özgeçmiş ya da gelecekteki amacın, hayali. Gizlediğin bir hayalin olabilir. Ama gizlemediğin bir hayali söylemek zorundasın. Neden? Mesela birine geldiği zaman, abi ne yapıyorsun? Sen nereye gidiyorsun dediğin zaman sana ilk diyeceğin söz. Anlatabiliyor muyum? Hani birileri sana sorduğu zaman çat diye söyleyeceğini. Bunlar kağıtta yazmıyor. Bunu sen şimdi bir hikaye uydur bakalım. Yani Mustafa'dan başlayalım, o sırada siz düşünün. Mustafa, serinin amacı ne? Onu konuşmuştuk biraz. Seri mi? Seri mi önce? Seriyle diğer kedinin adı neydi? Hatırlamıyorum şu an. Koef. Koef miydi? Ha. Koef'ti. Rastgele oluşmuştu hatta Evet. tamamen. Tamamen zarla karakter yaratmıştık. Bütün Şimdi özellikleri zar kararlı. hangisini oynayacağımı karar veremedim. İkisini de oynayabilirsin. Aynı anda. Ya da farklı Zor zamanlarda. olur ya. Bazen ona geçip bazen ona geçebilirsin. Zor olur ya. O zaman Seri birini en son seç. neredeydi? Sen ilerlettin mi hiç? Adadalar şu an. Kaçtılar ve adaya geldiler. Mergük Adası diye bir adadalar. Uçan adadasınız. Uçan adadasınız şu an. Uçan adam. Aynen. Gökyüzünde, bulutların üstünde bir ada, dağ. Peki o da ada ters dönüyor mu hocam? Olimpos gibi düşünün. Her an şey olabilir. Yok, düş dönüşmüyor. Senin amacı şey işte ticaret ve etraftan bilgi toplama. Bilgi toplamak, şeyde neydi o? Hangi, nereden gelmiştik biz? Hangi adadan gelmiştik? Bu şey acaba değil mi? Köldeki adada Şurada. aradığını bulamadı. Tam tersine felaketle Aynen. karşılaşıp gelmişti. Bu arada size şöyle bir özet geçeyim. Burada gelen mülteciler uzaydaki bir adadan geliyorlar. Uzaydaki adada büyük bir felaket olmuş. Biz bilmiyoruz tam ayrıntılarını. Ama gelmişler ve siz bundan memnun değilsiniz. Çünkü oradaki insanlar tertemiz. Elit insanlar, tamam mı? Bunlar geldi, üstleri başları toprak, yara bere içinde. Millet hep, iyi ne geldi bunlar falan, kralımız niye aldı bunları, böyle muhabbet veriyor. Ama bizim bu hayattaki amacımızla bu bağlantılı değil. Değil, ben şu an orada Tamam. olduğunuz için bildiğiniz bir şey söylüyorum. Söylemek isteyen var mı şu an amacını?
Elf'in amacı ne? Elf'in amacı? Bu arada gizli amacı olabilir ama şu an söyleyeceğiniz bir amacı söylemeniz lazım. Şöyle gizli diye. Olanı da bize söylemiyorsunuz. Hepimizden saklıyorsunuz. Gerçekten biliyorsun. Rol kesiyor yani. Bize de rol kesiyor. Zamanında buna yapılan kötülüklerin hesabını sormak istiyorum. Kime yapılmış? Kendisine. Evet, kendisine. Ailesine de yapılmış. Oo, güzel. Peki diğer karakter? Kelar. Diğer o da bir suikastçı. Suikastçı. Onu şu an düşünmedim ama oluşacak biraz. Tamam. Seni alalım. Lidersin, insanlara konuşmayı seviyorsun, insanları kandırmayı da seviyorsun, onları yönlendirmeyi seviyorsun. Liderim ama ben... ne için bunu yapıyorsun? Yani ne ama amacın ne mesela? Seviyorum çünkü insanları seviyorum. Çok mutluyum insanlarla. Hmm. Herkes bana itaat etsin istiyorum. Hmm. Herkes benimle iyi anlatsın ki benim sözüme gelsin. İnsan dediğin bütün ırklar mı? Aynen. Bütün ırklar yani insan dediğimiz. Yani herkese iyi olmak istiyorum, amacım bu. Herkese iyi olmak. Tamam. Sen? Hayır, tabi genel demek istiyorum. Ben adaleti sağlamak istiyorum. Adalet sağlamak istiyorum. Yani adaletsiz şeylere dayanamıyorum. Evet, burada yüzden... çok adaletsiz şeyler oluyor çünkü. Evet. Güzel. Sen zamanı gelince söylersin. Tamam, gizli bir amacım da var. Tamam, gizli amacını size sattım. Gizli amaçta şöyle özel durumlar olabiliyor. DM'e sadece fikri duymadan söyleyip DM'den fikir alışverişi yapabiliyorsun. DM'den işbirliği de yapabiliyorsun. DM bunu severse sana büyük puan da verir. Niye? Nasıl severim ben onu? Gerçekten yaptığın özel bir hareket mi yaptın? Bana iyi kötü fark etmiyor. Dünyaya zarar vermişsin. Yani arkadaşlarınızla ben ilgilendirmiyorum. Sen ne kadar orijinal bir hikaye ortaya çıkarırsan o kadar çok bonus puan alırsın. Tamam. O zaman başlayalım. Hepimiz şu an birbirimizi tanımıyorsunuz. Bir fıskiye var. Oraya oturmuşsunuz. Çok iş kuruyor. Benim iki karakterim de var mı bu arada? Sana kalmış. Mustafa istemedi. Tamam. Olsun. Fıskiye var abi. Fıskiye fışkırıyor. Su böyle size doğru serinlik ensenizden geliyor. Güneşin serinliğinden kaçmışsınız. Sersem sersem etrafa bakıyorsunuz. Çünkü geçen gün bir arbede oldu. Yani insanları izliyorsunuz şu an. Ve gelen değişik yaratıkları. Onların sefil halde hareketleri. Bazıları dilemiyor falan böyle. Bazıları önünden koştura koştura gidiyor falan böyle. Değişik değişik tipler. Hiç görmediğim ırklar. Bu dünyada mesela hobbitler olur, buçuklar olur. Elfler olur. Ama sana da yadırgıyorlar bu arada. Yani sen ne işin var burada gibisi de soranlar oldu mesela. Bu satırları sevmeyiz burada diyen bile oldu. Ama şöyle oturmuşsunuz ve etrafa bakıyorsunuz. Sen hapşırıyorsun. Ve o an orası bir hapşırdığını bir ilkiliyorsunuz. Ne dersin? Bir şey diyor musunuz ya da ne yaparsınız? Birbirimizi tanımıyoruz değil mi? Yok. Bir ekip falan değiliz aslında. Değilsiniz. Tamam. Ne bu? Şey, satır. Satır. Elfler satırları sever. Her ne kadar satırlar biraz karanlık olsa da elflerle satırlar doğayı sevdikleri için. Ben hemen kalkıp yanına gidiyorum. Çok yaşa diyorum. Diyorum deme abi. Adam ne olmuş? Çok yaşa. Teşekkür ederim. Sağ ol. Su ihtiyacın var mı? Yok. Sağ ol. Peki. Diyorum. Yanına oturuyorum. Ben içimden... Yanına böyle, böyle balık tipli bir tip geldi. Neyse oturdu. Tipi nasıl? Şu mu? Aynen. Şu. Tamam. O kadar çirkin değil yani. Çok çirkin böyle. Ya bu arada ben puan dağıtacağım ya. Puan alıp geleyim. Evet. Yanına oturmada sakınca var mı acaba? Ya bana mı diyorsun? Ben de ona soruyorsun sandım. Ya iyi oturun. Yok canım iyi olsun. Konuş. Deniyor anlasın. Buraların yabancısısın herhalde sen. Evet. Çok uzaktan geliyorum. Bana zaten garip garip bakıyorlar. Evet. O insanların ne hissettiğini anlıyorum genelde. Yeri gelince. Sana. Siz de bir şey yapın. Bana çok yaşa değil. Şey gibi. Aa, puanlar nerede? Ne oldu? Puan arıyorum da. Puancıklar.
Hah, şu oraya. Tamam. Yani peki ben nereden geliyorsun? Yer altından. Hmm, ne bileyim gittim böyle. Hangi köyü? Kimlerden? Yer altından. Kimlerdensin? Ateş Dağı'ndan geliyorum. Ateş Dağı'dan yok, Ateş Dağı'ndan. Ateş Dağı'nın damarlarından, geliyorum. Benim de yerde doğmuştun değil mi? Aynen. Bu arada sen bunlara kulak misafir oluyorsun, ses ses konuşuyorlar. Sen de ben katılmak ister misin? İyi yaşıyorum sadece. Sağ ol. İyi yaşa. Sağ ol. Gelen geçene bakıyorsunuz bu arada. Bunlarla ilgili konuşmak isteyebilirsiniz. Peki seni ne yaptı buralara? Beni ne yaptı buralara? Bana kalsın. Ha, mesafe koyuyorsun yani Yaman üzerine. Ben kötü görünüyorum. Sen izliyor musun? Şu an senin konuşmaya girmek lazım bence. Niye? Ama aynı zamanda karizma. Sen konuşkan birisin zaten. Liderler konuşkan olur. Konuşkan olmazsan liderliğini yapamazsın. Öyle değil. Liderse konuşacağım. Benim önce ilgilenemem lazım. İnceliyorsun. Tamam. Oradan orada bir tane yabancı geliyor. Soldakini görüyor musun? Küçük bir şey var. Gözünde bir şey var, parlıyor. O gözündeki şey biliyor musun sen ne olduğunu? Bilmiyorum. Neymiş? Yeni çıkmış herhalde onlar. Ne işe yarıyormuş? Bilmiyorum. Gözlerinin içi gözükmüyor ama. BXB. Böyle veriyorum. Yani böyle güzel bir şeyler çıkartacak. Siz de bunu o level atlayıp güçleniyorum karşısına. Öyle insanlardan şüpheleniyorum. Nereye baktığı belli olmuyor öyle böyle. Yok canım. İnsanın nereye baktığından çok nasıl baktığı önemli. İşte onu göremiyorum ben. Sen görebiliyor musun? Nasıl baktı? Nasıl bakıyor acaba? Nasıl baktı? Onu görmek için büyücü olmak lazım. Yok. Büyücü müsün? Çıkartır illaki. O sıra evde değnekle yaşlı bana. Aa evlatlarım. Biraz birkaç kuruş verin bana, çok açım. Ne olursunuz deyip size doğru yaklaşıyor. Evet, ne tepkiler verirsiniz? Ben öyle bir bakıyorum. Cebimden ufak bir para veriyor. Allah razı olsun. Siz de bakacağınıza siz de verin hayırsızlar. Su vereyim, su. Para yok bende. Oğlum arkanda koskoca fıskiye var, içerim ben oradan. Ne edeceğim ben suyu? Benim suyum kaliteli bende. Şeyden geliyor, denaleminden geliyor. Adam mı kandırıyorsun sen? Para lazım bana. Karnım aç. Var mı sende? Efçik. Nasıl? Küçük adam. E sen de insanlardan zorla para istiyor gibi duruyorsun yaşlı amca. Olur mu? Zor durumdayım ben. Bak adam nasıl veriyor. Ufak adam. Minikçik. Ne istiyorsun dayı? Ne istiyorsun? Bir kuruş at şuraya elime. Bir kuruş az gelir sana be dayı. Al şunu be, araba al kendine yürü. Ne veriyorum? Kaç para veriyorum? Kaç para vereyim? Ne lazım? Ver, ne varsa ver işte. Ne varsa ver, biz ne yiyeceğiz? Hadi oğlum uzatma. Al hadi, 10 kuruş al. Ah sağ olasın. Allah razı olsun. Allah vallahi eliniz akrep mi gördü? Al bir şey para veriyoruz, lanet olsun. Pislikler deyip gidiyor şu anda. Evet, sen ne diyorsun bu duruma? Ben bunu anlamadım ya. Nasıl bir insanlar? Sesli mi düşünüyorsun? Evet, sesli düşünüyorum. Öyle dedi. Ya benim bir yorumum yok çünkü. Yaşlı mıydı bu adam? Ha. Soruyla diye. Yani bunları anlamıyorum derken, çoluk çocuğu yok mu bu adamın için bakan yok mesela? Onun kastetmeyi çalıştık. Ya kastetmedik şu an. Onu söyledim. Milletin sana bir şey demesi lazım. Ondan sonra onu açıklamam lazım. Yani. Herkesin çoluğu çocuğu olmayabilir değil mi? Ha. Öyle direkt yardım ama. Arkadaşlardan geldi hemen ortama ama bir şey oldu. Ben oradaydım. Sen bunu bana mı diyorsun? Onlara mı diyorsun? Bu arkadaş nereden geldi derken zaten aynı yerde oturuyoruz İlker. Şey neydi bu çocuk? Ha güzel. Güzel. Hepimiz aynı yerdeyiz zaten. O yüzden. Oturuyordunuz. Şey muhabbete dahil oldunuz. Dilenciyi şey yaptı ya. Şey sabah 9 civarı. Yorum yaptı dilenciye. Dilenciyi hani biraz
Hakir gör, hakir görür gibi konuştun. Ya amacınız cevap verdi. Bugün pazara çıkmakta diyeyim. Ama bu olaylardan oturduğumuz kaldınız. Pazar mazar vurulmadı. Düşünüyorsun şimdi ne yapsam bu gece, nasıl değerlendirsem bu günü. Anlatabiliyor muyum? Boş kaldınız şu an, boşlukta kaldınız. Sen de aynı şekilde, sen de susat alettin. Evet. Devam ediyor şimdi musun konuşmaya? Bana geçsin. Ben de onu diyorum işte, çoluk çocuğu yok mu acaba diye düşünmüştüm ama yok galiba. Evet yani herkesin olmayabilir. Belki de öldürdüler çocuklarını ya da öldü çocukları. Bu evet. Deyince sen işine bir kıpırdanma istiyorsun. Ben zaten oraya gitmeye çalışıyorum. Onu yapma, onu fazla yapma. Sen yapamazsın. Onu karakterini yapmıyorsun. Aynen sen bilmiyorsun. Bugün neredesin lan? Güvenilmiyor ama. Çok kötü birisi de çıkabilir, öyle konuşuyoruz ama. Kötü derken? Belli olmaz. Dilenci mi kötü çıkacak? Çok yollardan geçtim ben. Öyle dedelere artık güvenmiyorum ben. Her şeyi biliyorum diyorsun. Yok her şeyi biliyorum demedim. Dedelere güvenmiyorum. Dedelere güvenmiyorum ben. Çok fazla dede gördüm ben. Evet. O sıra bir tane çocuk böyle elinde bir renkli bir taş atıyor, koşuyor falan yere, ondan sonra onunla oynuyor böyle, kendi oyun yapmış. Sizin ayağınıza çıkmış, hanginizin ayağına çarpıyor? Senin ayağına çarpıyor geliyor taş, yani iri yarı bir keçe babası. Seni görünce, sen neresin böyle ya, acayip çirkin varlık. Yok. Hiçbir şey yapmıyor. O ne ya? Ne bakıp var, sadece... İnsan. Temiz, evet. Üstü başı temiz. Buranın çocuğu belli ki. Sadece bakıyorum ve o şeyini kendisine doğru itiyorum yavaşça. Ayağımı çekiyorum diyorum. Ezme onu, ezme. Evet, ezmiyorum zaten. Daha konuşmuyorum çocukla. Ben onun ne olduğunu anlamak istiyorum. Taşın bir işe yaramıyorsa misket mi sadece? Uzar at. Şuraya at, şuraya. Şuraya at. Oraya nasıl atayım abi, sağa at. Uzman şöyle. Gidersen herhalde kalk oraya. O kötü oldu değil mi? Şuraya alayım ben onu. Tamam, şuraya alayım. Daha rahat olsun. Evet, taşın önemli olacağını düşünüyorsun abiciğim. Yani taş bu kadar güzel renkli böyle, cıvıl cıvıl. Acaba ne ki diyorsun? Çocuk korku böyle taşı eğecek böyle, eğiliyor şu an. Ver bakayım o taşı. Nereden buldun bunu? Eğilip alıyor musun? Yok, söylüyorum çocuğa. Alıyor. Bana ne? Yabancılarla konuşma dedi annem. Bir sürü yabancı gelmiş buraya. Ben fıskiyeye taş atacaktım, atamadım. Ne yapıyor bu fıskiyeye taş atınca? Dilek diliyorum. Bana cinler gelip benim dileğimi gerçekleştiriyor. Hobbit gibi. Bak şurada Hobbit var. Küçük amca var ya. Merhaba küçük amca. Ne kadar güzel gözlüklerin var. Bizim Hobbit'lik olsun da var bu gözlüklerden. Nereden buldun sen bu gözlükleri? Taş verir misin? Anneme bak, derim seni. Babama derim bak. Bakacağım sadece. Mikrop. Geri vereceğim. Vermeyeceğim. Bana ne? Çekil oradan. Taş atacağım ben fıskiyeneye. Tamam beraber atalım. Getir. Hayır ben atacağım. Ben direkt diyeceğim. Çekil oradan. Babamı çağırırım ben. Ne babam buradan komutan. Ne diyorsun? Babam ağlar burada. Ne bırakın çocuğu istediğini yapsın. Parçacı bırakın. Sana da şey demiyor musun? Rahat bırak çocuğu. Emir verdi sana. Ne yapacaksın? Yani. Ters farklı. He? Ters bakıyor. Ters bakıyor. Sana İri cüsseli bir keçi adam o. Olabilir. O ne bu arada? Ben ne olduğunu anlamadım. Elf. Elf. Topçu, asırtlı oku var. Elf. Arada gösterin kendi adamınızı da gözde canlanmasın. He şusun. Senin... Seninki de abi şimdi şöyle bir şey olsun. Aa, ama Hobbit seninkisi. Küçük adam. Ha şu. Bu neymiş lan? Bak bu da olabilir. Küçük olan. Şu iyi, şu iyi verdiğin çok iyi. Tamam. Evet. Ters baktı, ben de ona ters baktım. Sana ne söylüyorsun? Sana mı soracağım, ne yapacağım? Çocukla ben konuşuyorum. Niye taşına geçiyorsun? Senin... Sana ne? Allah Allah. Fazla gelmeyin ortama. Su dolduruyorum bunları, uzatıyorum. Ne suyu? Ne yapayım? Ne su doldurdu? Şunu görüyorsun, ha, benim testim hızlı bir şekilde hani kaplarımı hemen çıkarıp su dolduruyorum çantamdan size. Su veriyorsun. Aynen. Su isteyen olmadı ki. Sakinleşin benim sularım güzel. Suyu tutamazlar, zar atın.
Benim sularım güzeldi. Yani 20'den yukarı atan herkes susadı. Susamadın sen. 77. Ha, susamışsın abi. Sen? Bakalım ikisinde senin için. Sen de abi. Sen dere gibi susamışsın. İyi alayım bana. Ne yapacaksın suyu? Ver bana, ben içeceğim. Al al. Bana niye vermiyorsun, onlara veriyorsun? Al, sen de anlaşacağım. Geçti artık, istemiyorum. Peki sen bilirsin. Senin suyunun canın öyle bir çekiyor ki normal sudan başka yere gitmiyor bu sefer. Susam 80 metre içine atlayıp çıkıyor değil mi? Bizim oraların suları hep güzeldi, tadını fark ettin değil mi? Evet, çok güzelmiş. İçmeyenlerin canı kalsın. Senin adın ne? Seri. Seri. O sıra ufak çocuk yerden başka bir taş alıyor. Abi tanıştık var. Böyle size doğru açacak, size isabet ettirmek için böyle bakıyor. Bunlar çekilmiyor da ben bunları kafasına taş atarsam çekilirler diyor. Kendi kendine konuşuyor böyle. Ne pislik. 4 yaşında bir çocuk, kız çocuğu. 4 yaşında bir kız çocuğu. Şöyle. Hangisi nasılsam ya şundadır ya bunda. Ben kalktım abi oradan. Giydim. Ha? Bunlarla uğraşamam yani. Çekildin mi? Yok. Çekildi, o boşluktan tabii biraz. Kalktım dedi, ayağa kalktı sadece. Ayağa kalktım. Sana mı atayım? Ev aldım. Çevirdi ne var ne yok, ona bakıyorum abi. Tamam. Güzel. 73. Abi etrafta koşturan insanların dışında böyle bir tane ineğini asılarak çeken, öküz arabasını çeken yani. Bir tane yaşlı bir teyze, yaşlı bir amca var, kanter içinde kalmışlar. Ama araba çok ağır bir şey yük, tamam mı? Ev gözlerine şunu fark ediyor ki, bu yük ağırlığı normal bir ağırlık değil, altın olması lazım. Yani o kütleye bu kadar ağır yük, bayağı bir çökmüş araba. Zoruna böyle, bir de şüpheli şüpheli bakınıyorlar böyle giderken. Zoruna geçiyorlar oradan. Evet. O kadar altın yani, düşün. Ben öyle düşünüyorum. Ha. Bunlar bilmiyor. Siz bilmiyoruz ama. Çok uzak değil mi? Görmüyorum. Siz görseniz bile bunun fark ettiklerini fark ediyorsunuz. Ben yürüyorum oraya doğru. Kimseye bir şey söylemiyor. Hah, çekildi deyip ayağına doğru taşı atıyor. Hiç. İlgilenmiyorum onunla. Tamam. Oley, cin baba, cin baba, gel bana, hop bana, hop bana, hop bana, cin baba diye çocuk şey, hızlıya doğru yaklaşıyor. Bir şey yapacak mısınız? Ya bakıyorum sadece. Senin yanında çok kıllısın diyor sana, böyle bakıyor, tamam mı? Ne biçim yaratıksın sen? Yine diyorum ben sana. Hoppala hoppala cim baba, bunu çarp ulan. diyor. Önce bunu çarp, sonra bana da çikolata. Diyor. Annem baban yok mu? Var. Babamı çağırayım mı? Dövsün seni. Albay babam, albay. Tamam, çağır gelsin. Çağırayım mı? Çağır. Tamam, beni dövdü diyeceğim. Bu çocukla niye uğraşıyorsun? Dur ya. Çocuğu annesine, babasına teslim edeceğim. Olur, tamam. Bravo. Oynuyordu zaten, boşver. Hop diye taşı bir atıyor, cüp diye üstünde su fışkırıyor. Ama ya ıslanıyoruz. Yani çok ıslanmıyor ama böyle tükürmüş gibi su geliyor üstünde. Benim için problem yok. Ben orada değilim ben. Sana da geldi. Evladım niye oynuyorsun buralarda? Sen de ki, haa. Küçük, küçük adam. Küçük abi. Abi diyeceksin. Senin ya. Ufak çocuklar daha küçük oluyormuş. Bu kadar oluyormuş. Doğru mu? Vereyim onlardan bir tane. Anlayacağım mı? Nerede sası vereceksin? Çocuğun var mı senin? Benim çocuğum yok da benim cebimde küçük küçük yumurtalar var. Onlardan çıkıyor. Ama sen elindeki taşları bana verirsen bunu sana verebilirim. Taşı attım ben. Cim baba gelecek şimdi. Şu keçi kılıklı adamı çarpacak. Sonra bana çikolata verecek. Öbür taş var. Bir taş daha var elinde. O taşı sen sonradan buldun. İlk taş. Yok, sen yanlış görmüşsün. Fark ediyorsun ki taş maşıyor yerinde. Yerdeki geçti taşı almış. Geçti olmuş. Yerdeki taşı atmış, öbürsünde havuza atmış işte. Eskiye havuza. Ben yanlış görmüşüm o zaman birader. Git başka yer döner. Sen ne uğraşacağım ben? Aa, kaba şey. Ben bir kız çocuğuyum, bana birader denmez. Ben gidiyorum. Saçların niye kısa? Kel gibisin. Ben gidiyorum. Nasıl kız çocuğusun? Ediyor sonra. Ayardan taş alıyor, fırlat diyor sonra. Böyle hiç alakası bir yere gitti taş. Ben taşı merak ediyorum havuzun içindeki. Havuza giriyorum. Dönüp bakıyorsun. Girmene gerek yok. Girersen dikkat çekersin. Nasıl? Yani şu an sen şurada Esenlik Meydanı'na havuza giriyorsun. Havuza girip taşı almak. Taşı al. Ya havuz derin mi? Derin değil. O zaman ben büyüğüm zaten, kolumu uzatıp alıyorum taşı.
Bakıyorsun ona benzer bir sürü taş var. Hangi biri? Ben yok çok böyle ilk başta sanki parlak marlak demiştim. Tabii renkli renkli bir sürü taş var onda. Kızın attığı taşı merak ettim. Sence? Elini sokuyor musun ya? Elimi sokuyorum. Sana at. Hangi taş alacağına dair. Buraya. Adam elini koparacak, güzel de şimdi. Abi elle suya sokunca elin böyle görünmeyen yılan gibi bir şeye sardığını hissediyorsun. Tamam. Direkt çıkartıyorum ve yere vuruyorum yılanı. Güçlüyüm ben. Yılan değil. Göremiyorsun. Koluna bir şey dokuluyor. Elle refleksle çıkardın. Çıkardım ve yere ve bir şey yok. Hiçbir şey yok. Aynen ama suda böyle bir kıpırdayan böyle sanki böyle görünmez bir şey varmış gibi koruyucu sanki. Şu suya ben bir şey yapayım ya. Algı atayım diye. At. O sudan geldi ya. Sudan gelenler bu arada... Ben de sudan gelmedim mi? 27. Sen de bakabilirsin. Ben de sudan geldim değil mi? Abi su perisi var suda. Çocuk ondan konuşmaya geliyormuş abi. Çok iyi. Aynen. Su yanaşma sen suya. Bazen rahatsız ediyorsun. Boş ver bırak öyle. Bu arada yapmasın. Oyun dışı konuşayım. Su perileri bu dünyada masal gibi değil. Yani şöyle düşün. O maddenin bilinçlenmiş hali. Suyun bilinçlenmiş hali. Su perisi. Anladım. Çok da büyüsel değil yani. Rahatsız etme, orada birileri var sen. Yani boş ver suyu taşı falan. Niye peki? Seri. Bunu hemen tamam diyor musun? Diyorum. Tamam. Şimdilik. Ama normalde olsa, bununla oyun dışı konuşuyorum. Niye bunu söyledin ki? Yani, ne oldu ki? Merak edersin diyor. Şu an ben dediğimi bilmiyorsun. Seri bana su verdi, bana bir güven sağladı. Onun için seriye güveniyorum şu an. Tamam, okey. Arkadaş canlısı bu. O susuzluktan olacak herhalde. Gözlüğü çıkarmış. Okunuyorsun. Bak susuzluktan sakın su içme ama benim suyumdan içebilirsin. Seninkinden de içmeyeceğim, ondan da içmeyeceğim. Kendi suyumu kendim alacağım. Peki sen bilirsin. Siz nereye gidiyorsunuz? Yolculuk nereye? Buradayız. Veya bir kanka olduğunuzu biliyor musun? Böyle sezdim yani. Onun çünkü dudakların birbirine yapışıyor. İçecek misin sen de? Kardeşim. Emin misin içmeyeceğine? Son kadar. Sen iç, boş ver onu. Sen yok. Su da çok güzel. İlerler bir çeşme var sanki. Oluk akıyor. Var. Var değil mi? Var. Gideyim ben oradan bir içeyim de. Siz görün hatta çeşme de benim boyumda gireyim biraz yıkanayım. Ben onu da güzel ya, bravo. Benim boyum. Hacı, yaşlı kadın, yaşlı teyze de sen gelirken duruyorlar ama sana bakmıyorlar, senin arkana doğru bakıyorlar. Uyyy, gözüme de terleşti diyor. Hocacığım, şurada şey yapsak tamam olacak diyor, tamam mı? Çeşmeye doğru bakıyorlar, havuz atısı geri doğru. Sen onlara yaklaştıkça şöyle yapıyorlar. Ulan bu ne gelip duruyor ya? Çekil oğlum mu diyorlar sana, şöyle yapıyorlar. Arabada ne olduğunu hissetmeye çalışacağım. Biz görmüyoruz tabi bunları. 0-0-1. Bir daha at. 0-0-1 atacak en iyi zar. 49. O yüzden 0-0-1'in de altına inmek için yani normalde 1 ya 0-0-1. 0-1 ile 0'la 1 arasındaki o sayılar yok mu? Orayı orası için attı. Yani 49. Şu an 0-69. 49 attım. Yani 1000'de... 49. 49 mu? Neyse işte. Hani zar anlatmak için. Anladın değil mi? Tamam. Abicim... buraya dün yanaşan mülteci gemisinin içinden çalınmış erzaklar var. Ufak bir kasada altın var. Yani böyle ama bayağı zengin edecek kadar ufak kasada. Şöyle bir şey ama onu da fark ediyorsun. Ağırını hesaplıyorsun falan. Gözün bir anda öyle coşuyor yani senin. Çok iyi görüyorsun oradaki olayları. Ama seni iplemiyorlar. Çünkü etraf kalabalık zaten. Gelen geçen iplecek durumda değiller. Ama böyle havuza doğru merakla bakıyorlar. Hatta en son yaşlı amca gelip ittiriyor. Ya çekil şuradan diyor. Çekil bizim manzarayı bozuyorsun ya. Diyor böyle yapıyor. Havuza doğru bakıyorlar. Siz de bu olayları görüyorsunuz yani. Bu, az önce görüyoruz ama duymuyoruz. Ha duymuyorsun. Kalkan erkek amca ittiriyor böyle diye. İşte şimdi size geldik tekrar. Sen o sıra düşün. Az önce muhabbete devam edebilirsiniz. Ben... Uzaktaki huysuz, yanımızda huysuz oturan bir erk var. Baksana o yaşlı amcalar rahatsız ediyor herhalde. Atarlar gibi değil mi? Olabilir.
İstiyorsan gidip bir bakalım. Bakalım ya, sen iyi birine benziyorsun. Bakalım, o uyuşuz adam. Yanımıza da Arsas baktı gitti. Yaşlısınlar rahatsız etmesin. Çocuğu da ters etti zaten, bir kullandım ona. Şu an o liderlikli vasfı var. Evet ya. Susuz. Ben onu suyudum. Sen susuz. Sen ne diyorsun? Islandım geldim, haberin yok. Keşmeden içtin mi? Gittin mi? İçtim geldim. İçtin gelirken o sokakta çocukların konuştuğunu duyuyorsun. Su perdesine gidelim mi? Bugün de ondan konuşalım, bir ulaşıp alalım mı falan böyle konuşurken duyuyorsun. Onun geçiyorsun. İki tane farklı çocuk. Beş. Yani bu üç çocuklar bu su perdesinden haberdar olduğunu fark ediyorsun. Ama millet, büyükler falan bakıyor böyle, suda bir kıpırdama gördüm lan diyor. Orada bir tane boğa adam, minyatür adam. Böyle yürürken, lan diyor, suda bir şey gördüm sanki. Yanındaki öbür minyatür, lan yürü ne göreceğim falan diyor. Yürüyor, devam ediyor. Biz diyor, yer alemine inelim de şu bir tane şey varmış, gömü varmış dağda, dalı delip gelelim, Goblin Dağı'na gidelim lazım falan diyor. Sen peri mi dedin? Su perisi mi var? Çocuklara mı soruyor? Evet. Söyler misiniz bana? Benim de arkadaşım vardı. Büyüklere söylenmez. Sen büyük değilim ki. Doğru, sen de bizim boyumuzdasın. Söyleyelim sana o zaman. Nerede peri? Suda. Suda mı? Tabii. Göstersenize bana. Bazen büyülü güçler veriyor bize. Gösterin bakalım, çok merak ettim. Tamam. Gösterirseniz size... Ama sen de bir taş bul ki sana da baksın. Beraber bulalım. Tamam. Niye ben buluyorum? Şu otların arasına girelim. Orada bak, orada taşlar var. Nerenin arasına gireceğiz? Hakikaten. Şurada çimenlerin arasında. Çimenlerin arasında renkli taş. Evet. Tamam, ben bir koş alıp geleyim hemen. Zaten. Bir iki tane buluyorsun. Üç tane. İki tane. Üç tane. Daha atacağım. Üç mü iki mi? Abi ben attım, sana da attım. İki tane. Ha, iki tane, tamam. Aha. İki tane taş buldum. Bak, iki tane görüyor musun? Biri sarı, biri mor. Evet görüyorum. Hadi gel onu periye atalım. Gidelim o zaman. Periye gidelim. Evet, sizin yanınıza doğru geliyor bu çocuk. İki tane çocuk peşine atmış, geliyor size doğru. Ama ben onların yanına doğru geliyorum ama ben onların arkasındayım. Boş adamsınız yani. Ama boş adamsınız. Biz gidiyorduk az önce. O kadar belli. Ha, siz kalktınız, giderken bu geliyor. Evet, şimdi evet, ben gidiyorum. Tamam, siz görüyorsunuz ama bunu gelirken. Siz hadi gelin bakalım benimle. Nerede şu periyi, göster bana. Çocukları almış, suya doğru getiriyor. Ne yapıyor bu ya? Güzeldi. Bilmiyorum, soralım hadi. Yani oraya da her şey müdahale ediyor. AMM, ani müdahale mangası gibi geziyoruz artık. bir bakalım istiyorsan. Zabıta gibi peşinde ayırmıyor. Elinde bir şeyler var, görüyor musun? Elindekileri görüyor musun? Tamam, soksana bakalım. Ne o elindekiler? Zar. Çatır çutur. Taş. Taş. Oyun oynuyorum çocuklarla, ne yapacaksın? Allah Allah. Peygamber. Hiç bilmeyeyim abi. Sen ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağım, merak ettim. Siz baksanıza ya, ne yapıyor orada? Yaşlı adamlarla falan. Altın kovalıyor bak orada. Kesin. Bu bizi göndermiyor. Kesin orada bir şey var ha, size söyleyeyim. Niye altın kovalıyor dedi? Nereden biliyorsun? Paracı adam. Nereden biliyorsun? Ben öyle hissettim. Bak, bir daha affetmem, haberin olsun. Bu uyarıydı. Bu bizi göndermeye çalışıyorsunuz. Fall play deniyor buna. Fall play, oyun düşünme. Kral dışı hareketleri. Bir daha affetmem ama. Baksanıza ne yapıyordu? Yani iyice şey oldu. Bu bizi göndermeye hadi, çalışıyor. Hadi büyüklerle konuşma. Yeri gizlenelim. Bunu izleyelim. Tamam. Büyüklerle konuşma. Hadi gidelim. Büyüklerle konuşma. Gidelim hadi konuşma. Geldik işte. Tamam. Nereden çalışıyorsun? Ben yere bacaksızla gideyim işte. Sen de onun yanına git. Bu kadar basit. Bir şey saklamamıza gerek yok. Bacaksız mı? Ne? Bacaksız. Ha, bacaksız. Küçük boyunda. Siz hangi ama o seni kabul edecek mi? Sen gittin. Sen konuş bakayım bir daha. O suyun içinde pek hayırlı bir şeyler yok. Onlar da güvenli gitmemiş. Ayrıca ne zaman görmüşsün ya? Niye böyle şeyler öldürüyorsun? Öyle bir şey yok. Çocuklar, büyüklerle konuşma. Büyüklerle konuşma. Hele balık aranda hiç konuşma. Dur oğlum. Dur, merak etme sen. Çocukları alıp nereye gittin? Belli. Oynayacağım ya. Allah. İnsan canlısıyım ben. Allah. Tamam, ben de seninle oynamak istiyorum o zaman. Ben istemiyorum. Gitsin. Gelsin mi oğlum? Hayır, balık adamı sevmiyorum. Gitsin. Ne antipatik bir buçuksun sen yani. Diğer çocuk diyor ki, olsun gelsin, balık da oynarız.
Balıklar tuz eklemiyor, ölüyorlar. Ben bunlara bir şov yapıyorum böyle hemen. Ellerimden bir kıslaklık böyle. Tuz ekelim mi sana? Tuz ekince ölüyoruz mu? Aa ne güzel şov yapıyorum. Bir daha yapsana, suyla hareket yapıyor. Aa bu da su. Balık adam mısın, kokkabaz mısın, ne oldun beri değil be. Belki su perecinin dilinden anlar bu ha. Karıştırma sana. Karıştırmıyorum mu? Şey, annemiz de bu saate kadar nerede oynadın merak eder. Biz hemen gidelim. Evladım duydum seni. Biliyorum öyle bir şey olduğun için de ben de. Korkmayın zaten. Aa biliyormuş. Gördün mü? Niye biliyormuş? İçinde şeytan olduğunu. Ne olduğunu? Süperesi olduğunu. Söylemedim. Niye söylüyorsun hala? Biliyorum, biliyormuş ki. Biliyorum. Nereden abi, biliyorum. Bilmiyor. Tekledi seni zarf attı. Bilmiyorsun işte. Bilmiyorsun. Orada süperesi yok. Nereden bilecek o? Süperesi olduğunu da söylemeyeceğim orada. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim biz boşver. Gel bir sonra dedim. Gideceğiz hoppala hoppala cim baba cim baba dediğimi yap bana. Yap bana bize çikolata ver bana ver bana. Hadi hoppa. Hoppala hop hop cuppa. Hoppala cuppa cuppa cuppala. Cim baba. Şurada böyle hareketlenme göreceksin. Böyle. Böyle. Sanki. Cim bana cim bana. Hareket böyle dönüyor. Sonra yok oldu. Sanki su böyle kıpırdandı yok oldu. Allah Allah. Gördün mü gördün mü? Bak bak süper. Söyleme büyüme söyleme. Cebimden mal taşı çıkarttım. Dur bakayım. Hoppala cim baba, hoppala cim baba. Hadi baba cim baba, hadi baba, hadi gel deli baba cim baba. Ben şey yapıyorum, ben seziyorum. Hani sezebilecek miyim? Kötü baba, mü? İyi bir niyetli bir... Kime? Peri. Suyu mu? Suyun niyeti ne anamide? 79. Yani pek anlamıyorsun yani. Bakın çocuklar, burada oynamayın. Hani kötü bir şey de çıkabilir. İyi bir şey de çıkabilir. Bilemezsiniz. Rahatsız etmeyin böyle şeyler. Derken yazdı. Siz düşünün. Nasıl? Ha, ben Elf'in yanına gidiyorum. Elf'in yanına geldim evet, diyorsun. Geldim. Sana bir çekil kıllı bacakları. Çekil şuradan. Çekil kıllı bacak. Köylüler mi diyor Elf mi diyor? Yaşlı adam diyor. Ha, yaşlı adam. Elf orada. Yaşlı adam sen de ittirdi, buna da çekil diyor. Onlar havuza bakıyorlar. Havuza doğru bakıyorlar. Bak 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 çocuklar gördün mü falan böyle hızlaşıyorlar. Ben Elf'in yerine gidiyorum. Ne oluyor diye gidiyorum ya. Bu ne yapacak ya? Bu malzemeyi alıp da ne yapayım? Bekliyorum sana ki bakacağım. Sen ben Elf'le konuşmaya çalışıyorum. Hı-hı. Ne oluyor burada? Bilmiyorum ki bu çok ağır bir şey var sanki. Ağır derken? Ne bileyim, erzak mı taşıyorlar, ne yapıyorlar? Kim taşıyormuş Ezrak? Ezrak kim taşıyor Ezrak? Kendilerimizle konuşuyoruz. Yaşlı kadın koruyor. Duydu. Duydu mu? Duydu. Yaşlı kadın Suriye'yi köylü. Ben çok sesle konuşuyorum ben. Kaç? 80. Hayır işte öyle değil. Ezrak neymiş Ezrak? Kim Ezraklar? Mızrak dedim ne Ezrak? He. Tamam. Burada dikilmeyin biz bunu arabaya çekeceğiz oraya çekeceğiz. Çekilin oradan. Yardım edelim mi istersiniz? Yok olmaz. Niye? Biz gidiyoruz yavaş yavaş gidelim. Bak genç adamız yardım eder misiniz? Yaşlanmışsınız böyle. Öbür dur diyor. Esin diyor ya biz yaşlı terledik her yerimiz bak leş gibi olduk. Nereye götüreceksiniz? Kadın diyor ki ben daş gibiyiz daş bakma bizim yaşımıza. Nereye götüreceksiniz bunu? Bu samanlar yükledik bizim hayvanlara sereceğiz oradaki hayvan var şu ileride. Saman taşıyorsunuz yani? Evet. Başka bir şey yok. Niye olsun başka? Bende başka bir şey var sanki. Ya varmış. Niye bu kadar? Bilemiyorum bu kadar şey yaptığınızı göre. Çok zor danıyorsun sana. O zaman sizinle anlaşma yaparım. Evet. Çok soru sordunuz ya. Bu kadar soru sormayacağına sana yardımcı edin, yardım olun. Yardım edin. Size 5 altın vereceğim. Ne 5 altın? Dürtüyüm. 5 gümüş. Ha 5 gümüş vereceğim. 5 gümüş 50 lira gibi düşünün. Bir altın 1000 lira gibi düşünün. Tamam mı? Bir maaş, bir altın, ben bir maaş. Ben şey, Elf'e dönüyorum. Pazarlığı bana bırak diyor. Ne diyeceğini söz. Hadi anlaşma bana. Hadi, hadi, hadi gel, 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 gel. Elden gel, hadi gel. Sen, biz götürelim de para önemli değil. O zaman evet, adamsın. Sadece, yok sadece bir şartım var. Adamsın. Arkadaşın dediği gibi. Harikasınız. Elf'in dediği gibi yaparız ama bir şartım var. O sıra bir vızızızız renk dolaşıyor kulağınızı. İkiniz de hissediyorsunuz ama ikiniz de birbirinizi hissettiğini hissetmiyorsunuz tabi. Ama eline öyle boncuk ısırıyor elini. At sineği. Kimin kondusu? Göremediğin bir sinek. Kimin kondu? Abi ikiniz de aynı şeyi hissettiniz. Ortak hızlı olsun diye söylüyorum. Ayrı ayrı söylemedim. Elime mi kondu?
Isırdı, öyle kaşınıyor şu an. Avucunun içine kondu. Avucunun içine. Aynen. Aynen. Sen de kaşınıyor. Para mı gelecek acaba diye düşündüm. Ya ama bir şey yok ortada. Somut bir şey olmadığı için de bir şey söyleyemiyorum. Evet. Sadece kullanıyorum. Aynen. Bakıyorum, bir şey demiyorum. Siz şurada oturun, şurada bir işimiz var. Bizim su, çeşmeden su alıp geldik. İşte ama benim bir şartım vardı. Bir söyleyeyim onu. Söyle. Yardım ederiz ama bir şartla o havuzun içine... Ama adam kabul etti. Hayır. Beraber değil misiniz siz? Dedim ya tamam Elf'in dediğini yaparız ama bir şartla. Havuzun içinde ne olduğunu bize söyleyin. Havuz mu görüyorsun sen burada? Biz çeşmeye bakıyoruz. Niye bizi çekilmek? Niye bu kadar önemli burası? Aklıma bir şey geldi. Dur. Havuzu anlatacağım. Otur şuraya bir. Oturun şuraya biz gidip geleceğiz. Nereye? Oturun şu ağacın gölgesinde duvar var bak. Oraya oturun. At şeyini veriyor size. İneyim. Ha, taşıyacağımız şeyleri. Hı. Bir süre bakıp gelelim. Havuza bakacaksın. Havuz evet havuz. Havuza bakacaksın. Tamam ben de geleyim. Arkadaş tutar mı? Gelmesin yani. Geleyim. Yardım ederiz ama bu şartımız var. Havuzda ne olacağını öğreniriz. Siz konuşuyor yani. Yapacak bir şey bırakmadınız ya. Ne yapsak? Yapalım mı? Tamam yapalım diyor. Sonra... Tüh unuttum ben onu ya. Bir şey nasıl yapacağız? Olmaz değil mi? Bu olmaz. Tamam hadi gel. Tamam hadi geliyorum. Bir şey yapacak da yapamadılar. Fark ettiniz mi? Evet. Sen söyle bayağı geliyor. Yaşlı kadın duruyor artık. O gitmiyor. Senden geliyor. Bak şimdi göreceklerin diyor. Gözlerine inanamayacaksın diyor. Biz diyor bu peri avcılığını yıllardır yapıyoruz biz diyor hocamla ama kimsenin duymaması lazım. Çünkü periler çok kıymetli diyor. Onları avlamamız lazım. Burada da bir su perisi var. Bak, bir tane mi var? Burada bir ağ var. Ha. Çok gözükmüyor bak. Çok ince ipler yapılmış. Bir tane var burada. Bu arada bunlar duyuyorlar mı bu muhasabı? Sadece bana anlatıyor. Sınırlaşıyor. Duymak için zar atmadan var. Tamam. Ben anlatıyorum o zaman. 0-5 yaşlarımız. Elf kulağıyla duyamıyorum. 0-10 olmadı. 10 o zaman. Attım bitti. Evet. Sonra ben de demek istiyorum. Ben de demek istiyorum. Size doğru gelen bir yaşlı adamla... Ben onlara konuştuğumda duydum ama önemli bak burası. Aa sen de varsın değil mi orada? Ha, benim yanımda. Benim yanımda. Beraber nerede? Onunla tanışıyoruz. Ben bir kadınla geliyorum o tarafa. Şey söyleyeceğim. Ben de benim duymam lazım onu. Benim bilmem lazım onu. Onların konuşması daha uzaktan geliyorlar. Şimdi yanınıza geldiler. Ama işte uzaktan ne konuştuğunu ben hissedemem mi? Hissedemem mi? Evet, zor. 94. 94. Abi duymaya çalışıp kulağı çınlamaya başladı. Zor oldu. Kendini zorladın. Sıfır oradan bir şey atmam lazım. Rus kim ne diyor lan? Ne oluyor lan? Geldi bu yaşlı adam bunu. Geldi mi? Yani duyuyor musun? Hala duyuyor. Kulağın çınlıyor şu an. Sen böyle yapıyorsun. En önemli yerini geçirdin. Ne kadar garip bir hobbit dişi ya. Evet. Ama siz berabersiniz bu arada. Aynen. Tamam devam edelim. Sen atıyor musun? Hangi? Sen zaten benden öyle misin? Sen çocuksun da. Ha çocukta mı konuşuyorsun? Hadi oğlum hadi şu kediyi göster bize artık. Gördü ya orada da gitti işte. Ben çelenle. Normalde şakalım bak çıkmıyor. Çok uğraşmayın. Bak bende bir tanem var. Dur sen bir dakika dur ya. Dur bir saniye ya. Bak sana birazdan bir şeyler anlatacağım bir bekle. Dur yapma diyor yaşlı adam. Yaşlı adam sana bağırıyor. Küçük bir işim var. Yaşlı adam bana mı bağırıyor? Ne yapıyorsun sen terbiyesiz? Al işte. Halka açık olan havuzu taşlıyorsun. Onun dibindeki taşları nasıl toplayacağız diye ölüyoruz biz. Orayı ben çalıştım 20 yıl ben bu havuzu temizledim ben burada. Amca bir şey yapmayacağız. Oynuyoruz çocukla ya. Sen ne anladın? Oynuyorum ne yapacağız? Bak. Taş attığımızı sen nereden çıkartın? Ali'nin oğluna söylerim. Ali'nin oğlan temizliyor burayı artık. Onun oğluna söylerim. Seni izopeyle mi olur? Beraber temizleriz Ali'nin oğlu. Biz bir şey yapmıyoruz ya. Allah Allah. Nasıl Ali... etmiyorsun? Taş atarken gördüm. Ha? Utanmaz. Atmadım atıyordum çocuk. Hayırsız. Şöyle gel. Şöyle şuna. Sen ne yapıyorsun amca burada? Ucundan tut demek istiyor. Ha. Tutuyor mu? Neyi? Evet tutuyorum. Çaktım onu. Sen ne yapıyorsun? Sen sus. Amma şeysin. Fark ediyor mu diye zar atmam lazım. Neyi ama? Fark ediyorum ben onu. Bakıyorum. Ben bakıyorum ya. 92. Sen fark etmiyorsun. O sırada sen suya bakmışsın lan. Dalmış başka yere bakıyorum.
Tamam, atalım, atalım, hadi gel de yaklaş. Sus sen diye baktın, uzopayla kovalayacak adam. Amca, ha, bir şey söyleyeceğim sana. Adamı rahat bırak. Dur sen. Amca. Güzel. Anladım ben seni, dur. Sana da lazım, bana da lazım. Ben elindekini alayım, sonra peri senin olsun. Elinde bir harita var. Haritayı ben istiyorum. Alabileceğim mi? Bana vereceğim mi haritayı? Amca ne haritası, ne diyordun? Anlatacağım birazdan, geleceğim seni. Beyler, güzel bir yolculuğa çıkacağız. Bekleyin siz. Bu DM'li yüzük kardeşliğini diyorum. Bir dakika, sen DM misin? Harita nerede? DM'liye soyundu. E benim harita var işte abi elinde, ben onu hissediyorum. Derinin. Uyduruyorsun sen şu an, adam sana böyle bakıyor. Hayırdır evladım, ne haritası? Ne oluyor? Biz böyle akın akın gülüyoruz abi ya. Cidden gülüyoruz. Meyla! Amca. He. Gel bak şu işe halledelim. Bak vahiy geliyor yukarıdan. Duyuyor musun? Ne bu? Telefon açalım. Duyuyor. Önemli mi? Önemli mi? Önemliyse bir daha da. Ne dedin, bir daha de. Duyamadım. Uğraşma diyorum Peri'yle, git. Nazan Peri'nin olduğunu ama herkes biliyor ki biz bilmiyormuşuz arkadaş ya. Geldin. Neyse tamam, sen gördün Peri'yle. Sen Peri'yle. Sallasın oğlum, sallasın. Buçuk artık yürü git ya. Allah Allah, sen de uğraşıyorsun. Böyle konuşma olunca, böyle konuşma olunca sen de fark ediyorsun Mustafa. Aa atıyoruz. Aa hadi anlaşacak bunu, hadi atalım biz. Hı. Ne yapacaksın? Bir şey yapamıyorum, bir şey yapmayayım. Hani ne olduğunu sezemedim çünkü. Az önce suyun içinde böyle sanki büyülü gibi parlıyor böyle. Arada böyle bir elektrik geçermiş gibi alın etrafı böyle yanıp sönüyor, çıkıyor, çıkıyor. Şimdi renkli taş atacağım bak şimdi. Randımanın böyle cebinden çıkarıyor aşağıda. Ne bakıp duruyorsun ya? Ben bunun şeyini, niyetini çözmek istiyorum abi o adamı. Okla vuracağım elini. Sinir oldum çünkü. Ha, köyün içinde, meydanda bunu yapacağım. Abi ne olmuş? Polisler burada cırt geziyor yani. Olsun. Kırk. Buraya atman lazım, oradan olmaz. Sen de bilmiyorsun ki onun iyi bir kesim olduğunu gerçekten. Abi, hayra rahmet değil. Abi o ağacın gölgesine gizlendik ya, oturduk daha doğrusu, gizlendik demeyeyim. Arabın, otların kenarını ben kimse görmeyecek şekilde eline... Önce bir gizlenme zarı at. Önce bir gizlenme zarı atıyorum. 69. Tamam. O katacak. Gören var birkaç kişi. Yani şu an gizlenecek bir açın yok. Birkaç kişi görür. Göz alıyor musun? Alıyorum. Atıyorum abi. Bak be, işi karıştıracak oradan ya. Onu ne olurdu ne, Allah belanı vermesin yaa! Yok diye suya düşüyor o sırada. Elinden ağı bırakmış vaziyette. Sen, ağı seni asılıyor bir anda. Şey, peri istiyor muyum? Evet. Ben peri istiyorum. Aynen. Ya taşı eline vurunca suya düştü cuk. Kim? Elinde ok var şu an adamın. He. Kanıyor. Ya, Allah belanı vermesin. Ben ağla beraber peri benim elimde kaldı. Aynen. Yaşlı adam bir anda yok oldu. Onun yerine bir tane böyle genç bir adam dövmeli. Çıktı. Aynen. Ben şeyle beraber geri çekiliyorum. Evet. Periyle beraber geriye doğru çıkıyor. Sudan çıkarıyor mu onu? Tabii tabii. Sudan çıkarıp... Görünmüyor abi, balık varmış. Elimde bıçak var mı? Su şeklinde bir balık. Su şeklinde balık. Var abi mi? Elimde bıçak var mı? Ve? Benim elimde bıçak var mı? Adam normalde, dur söyleyeceğim. Normalde sanki çıkacak da büyülü olduğu için tutuyor onu. O şey. Ağ tutuyor. Ağ tutuyor. Normalde arasından kayıp gidecek o. Ha. Ben bunlar ayrılsın diye oradan bir tanzik yapayım ya. Ne ayrılsın diye? Ya, tutuyor ya. Şu an adamın elinin şeyi daha çok ilgi çekildi ama onu söyleyeyim. Nasıl? Adamın eline ok geldi. Adamın eline ok geldi. Adam suret değiştirdi. Onun sureti değişti yani. Adam yaşlı adam değil artık. Ha. Dövmeli bir genç bir adam oluştu. Hmm. O sırada yaş teyze burada gölgede otur. Ananı sikeyim oğlan, ne o lan? Bizi fark ettiler. Kim o? Kim o? O da şekil değişti. Bir tane kızı dönüşüyor genç. Benim elimde hançer ya da bıçak var mı abi? Var. Direkt onun kafasına hedef alıyorum. Nasıl? Kıza, kıza diyor kıza. Yaklaşıyor mu? Kafasını ben de onu alacağım işte. Arkadan hadi. Önce gizlenme zarat yine. Çık aynen. Kıza kalmış. Terliğin içinde. Evet. Biraz zor oldu.
Sıfır attı. 100 mü attı? Ha, 3-0. Abi arkasını döndüğü gibi sana... Onrius diyor. Sen bir anda gözün kararıyor. Böyle bir şey görmüyorsun. Rastgele atmak istiyorum. Ve elindeki o iğne şey, sinek acısı var ya. Hı. Öyle bir ağrı yayılıyor ki koluna böyle. Sadece kolunu hissediyorsun. Ne oldu? Ben, ve şu an sen ben dedim abi. Aynı şey oluyor. Aa, ben tek elimle zaten ağ tutuyordum. Ağ tutuyordun. Öbür elini böyle resmen sızdırıyor. Sağ şöyle gidiyor. Ve şu an siz şöyle bir şey anlıyorsunuz. Adam ne de attığı oku. Siz onun acısı size geçmiş şeklinde anlıyorsunuz. Yani nasıl oluyor anlamadınız. Şu an gerçeklik ağdınız bozuldu yani. Şu an bir travma yaşıyorsunuz. Nasıl oldu bu şu an? Ha. Çok içindesiniz yani. Adamın elini ok saplanıyor, bizim de elimiz acıyor şu an. Onu hak ediyoruz değil mi? Hobbit'le bizde olmuyor. Sen elini böyle sallıyorsun. Tamam mı? Gözün kararmaya başlıyor. Ben bu arada sinirleniyorum. Sen düştün, yere düştün hissediyorsun. Bir şey yapamıyorsun ama sen hala düşmedin. Uzaktaydın. Ağ tutuyorum, yere vuruyorum. Ağ tutuyorum, yere vuruyorum. Bir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Kıvranıyor hala o süperisi. Ama ağ da bir yere gitti, yok duruyor orada. Büyülü bir şekilde. Yani, o ağ tutuyorum aslında. Aynen. Ben ağı alıp kaçmak istiyorum. Manyak almak istiyorsun o sırada. Hı? Evet, o yere düştü ya. Ağı alıp kaçıyorum. Yere düşmez. Gardiyanlar, bekçiler diye bağıranlar falan. Polis diye bağıranlar falan. Evet, İşte ben ufanım ya. Ben kimse görmeden, onu fark etmeden... Asıl edinler. Anlar şey falan. İkiniz de zar atın. Asıl ağır aldım. Ben vermiyorum. Ama düşürdüğü yere... Ben kendim yere vurdum. Yere düşmedim ayaklarım. Ha, yere vurdum. Ama onun elinde de büyük acı hissediyor. O sol elinde. Sol elinde. Sağ elinde tutuyorum abi. İkimiz atıyoruz. Büyük atmam, küçük atmam. Çok küçük atmam. 0-0-2. 48. 40. Aldığı gibi kaçırdı abi. Yok oldu bir anda. Elinde göremedin adamı. Ha, bir anda aldım. Bunu göremedin. Bunun aldığını da göremedin. Ha, gitti sadece. Bir anda yok oldu elinde. Yok oldu. Ben ne oldu, seni gördün mü? Orası zaten kalabalık. Kalabalığın içinden böyle bir elbise geçer gibi görüyorsun aradan. Ben kaçtım sizden hemen. Öbür tarafa gittim. Çocuklar çığlık çığlığa kaçışıyor bu sırada. Aynen. Kan gördü. Aaa, elini böyle tutmuş. Polis yardım et, biri avladı beni. Ama sen de şey oldun ki, sen dönüştün ya. Dövmeli bir adam oldun. Tamam da kim fark etti? Kim fark etti o anda diyor. İyi yani, o yaşlı. Karmaşa. Sadece biz fark ettik. Karmaşa ben oldu. Fark ettim. Şu an kalamadım. Ama tamam da ses tonu da değişmesi lazım. Değişti. Ya fark etmez. Hala yaşlı konuştu. Tamam. Ha, yaşlı mı konuştun? Aha. Özür. Yardım edin polis yardım edin diyor. O sırada sen bu polis lafını falan diyor. Yavaş yavaş arabanın gıcırdadığını, ilerlediğini falan duyuyorsun. Gözlerimi kendine getiremiyor muyum ben? Atsana. Gözlerim mi? Hiç olmadı. 36. Abi böyle ayağa kalkar gibi oldu ama böyle felçlik hissediyorsun. Felç olduğunu hissediyorsun. Böyle. Peki bir kastığını şey... Kastığını zorla kasıyorsun. Azıcık parmağını oynatmak için bile bayağı uğraşıyorsun. Allah Allah. Terliyor yani öyle. Şu an yattım yani, değil mi? Sen de zaten başın dönüyor. Sonra da çok rahat bir şekilde kaybettin yanındakini. Sen ne yapacaksın? Ben seriye dönüyorum, ne oluyor diye soruyorum. Sorabilecek seviyede mi? Konuşuyorum canım. Tabii, İkinci tabii. Bir yerinde. Bayılmadı hala. Ben hemen şey yapıyorum ya, kendime gelsin diye. Yardım edeyim. Sen onlar bilmiyor ama sen şunu fark ediyorsun. Kanında zehir var. Ta ilk baştan beri fark ediyordum ama dikkat etmediğin için... Nerede başladım. Zehir var? Suyu verdiğim anda yani. Değil mi? Yani bunun ucunda zehir olduğunu biliyor adam. Ama şu an mı öğrendi, önceden mi öğrendi, onu bilmiyoruz. Onu çıkarabilmeye çalıştı. Çünkü onu deseydi ki, ben abi suyla ilgili şeyleri anlarım, bakacağım ben deseydim, aman bildiğin diyecektim. Önceden belki önlem alacaktık. Kaçırdık yani o fırsatı. Ben gelip bir karnına alınan bir suyla onu dışarı çıkarayım ya. Karnına dokunuyorsun. Kontrol ederek. Senin karnına dokunuyor bu adam. Tamam, ben güveniyorum ona. İzin veriyorum. Bir anda sana kusma isteği geliyor. Ha, kusuyorum. Böyle rahatlıyorum. Kendine geliyorsun. Peki sol elim hala aynı mı? Yalnız bir dakika. Üst varmış. Ya benim de üst varmış olabilir. Aynen. Aynen. Şöyle gene verelim. Kaç olamaz. Bak dedim, önemliyse bir daha verelim. Demek önemliyim, şöyle arıyor. Durdurdun. Evet. Hı? Alo. Ses kaydı gitti de. Ses kaydı yine başladı. İyi yavrum, gelmiyor mu? Durdurdun mu kaydı? Geldi, takılıyorum. Durdurabilirim yani. Durdurun.
Mola mı verelim? Tamam, mola verelim. 2 dakika mola verelim. Tamam. En son ben zehirden temizlendim. Sigara içmiş. Aynen.